Evet, 23. soruyla devam ediyorum. Aşağıda kılcal damarlarda gerçekleşen madde alışverişine etkili faktörler gösterilmiştir. Hangileri doğrudur? Lenf damarları doku sıvısının birikmesini önler. Evet, lenfin görevlerinden biri neydi arkadaşlar? Doku sıvısının fazlasını tekrar kan dolaşımına katarak ödeme engelliyordu. Evet, o yüzden birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül diyor ki kan basıncının artması kılcal damardan çıkan madde miktarını arttırır. Hatırlarsanız kılcal damarların atar damar ucunda kan basıncı kanın ozmatik basıncından, yani proteinlerin oluşturduğu ozmatik basınçtan fazla olduğu için ne oluyordu? Kılcal damardaki madde doku sıvısına geçiyordu. Dolayısıyla kan basıncı artarsa evet, kılcal damardan doku sıvısına geçen madde miktarı artar. Bu ikinci öncülümüz de doğru. Peki üçüncü öncül ne diyor? Kılcal damarların atar damar ucundan toplar damar ucuna gidildikçe protein ozmatik basıncı azaldığında toplar damara yakın bölgede doku sıvısından damar madde geçişi olur. Peki damara madde geçişinin olması için ne olması lazım? Toplar damar ucunda hatırlarsanız bu sefer kan basıncı azalıyordu. Kanın ozmatik basıncı, yani proteinlerin oluşturduğu ozmatik basınç kan basıncından fazla olduğu için doku sıvısı kılcal damara tekrar geri dönüyordu. Ama bunun için şartımız proteinlerin oluşturduğu ozmatik basıncın sabit kalması, yani toplar damar ucundaki kan basıncından fazla olması gerekiyor. Ama burada ozmatik basıncı bakın azaldığını söylemiş. O zaman böyle bir şey olamaz. Üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız.